Siz de şöyle bir gidelim oraya. Tamam, hadi bakalım. Neler yapılıyor, neler ediyor? Diyor ki Ayhan ben anlamam mutfaktan. Anlamam ben de ama et tabii. Et yemeğini pişirmekten anlamam. Anlamam ama güzel dinlerim. Ha. Evet. Uygulamaya gelince? Yok, yok, orada parmakları kesmeyelim. Hani bildiğimiz çünkü bir... Çünkü çok büyük bir usta var burada. Estağfurullah. Evet. Ama biz de çalıştır yalnız. Bizim... İkimizi çalıştır, böyle domates benim gibi durmayalım. Domates falan keserim ben, başka bir şey yapamam. Tamam. Domates kessin. Ha, ben güzel keseyim. Tamam. Şimdi hani bir yuvalama diye bir şey biliyoruz ya Gaziantep yöresinde. Evet. O yuvalamanın gene yuvalama, bu bir yuvalama ama bu da ekşili yuvalama. Ekşili yuvalamanın köftesini yapacağız. Yuvalama çorbası yani. Sayılmaz. Bu yemek, yemek gibi. Yemek çünkü içinde aynı zamanda et de koyuyoruz çünkü. Ha, yani güzel. Çorba çorba gibi olmayacak. Güzel. Dolayısıyla etli et de olacak. Kuzu eti. Şu et, şu kuzu. Bu kuzu bir kıvırcık kuzu. Bu dana bir güzel bir dana. Onun kuyruğunu niye kesmedin Cüneyt Bey? Kuyruğunda çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. Ay çok Allah affetsin de ben bu kuyruğun bir özelliği var. Neden kesmiyoruz? Hı hı. Bakın koca koca kuyruklu hayvanlar var biliyorsunuz. Onların adına ya dağılıkça karavan diyoruz. Hı hı. Buna da kıvırcık diyoruz. Yani bizim kıvırcık kuzumuz dünyadaki en iyi kuzu. Bir de şu dünyadaki an dünyadaki en iyi kuzu. Bu yemeğe çok lezzet verir. Evet. Tamam. Ben tabii, bilmedim. Dolayısıyla kıvırcık olup olmadığını insanlar görebilsinler diye bu kuyruğunu biz özellikle bırakırız. Çünkü çok büyük bir artıdır. Tamam. Anladım ben o kuyruğu. Okay. Çok önemli bir artıdır. Evet. Kullanmak zorunda değiliz ama kuzumuzun hangi kuzu, hangi kıvırcık kuzu olduğunu göstermek için bırakıyoruz. Peki. Şimdi gittik evet. Kasaba. Evet. Sizin gibi hani ne bileyim bir başka bir yerdeyiz. Mangal yapacağız. Evde yemek yapacağız. Et alırken neye dikkat edeceğiz? Şöyle yapalım. Şemamızı koyarsak insanlar çok daha iyi görecekler ve anlayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi özellikle hayvanın sırt kısımlarını alacaklar. Sırt kısımları nereleri? Bakın kontrafilesi, firzolası ya da antrikotu dediğimiz kısımlar. Yani hayvanın sırt kısımları. Bir de neresi var? Bonfilesi var. Bonfile hayvanın iç kısmından çıkan bir kısım. Buraları pahalı olan yerler yani. Ve pahalı tabii. Değerli kısımlar. Üst kısımlar pahalı. Bütün et, etin her türü hayvanımızın dışında bedeninin karkasının üzerinden çıkıyor. Bir tek bonfile dediğimiz kısım etin iç kısmından olur. Böbrek yatağına, böbrek kısmının böbreğin altında yatıyor. Hiç çalışmadığı için de, hiçbir şey yapmadığı için yağın altında olunca çok yumuşak oluyor. Çok yumuşak oluyor ama çok lezzetli olmuyor. Etin en kanlı ve en yumuşak yeridir orası ama çok yumuşak değil. En yumuşak, en lezzetli yeri pirzola ya da antrikot dediğimiz şu kısım, yani hayvanın ortadan, sırtını ortadan ikiye böldüğümüzde ön taraftaki yarım. Burada antrikot ya da pirzola kısmı çıkıyor. Neden burası çok lezzetli oluyor? Bu kısım etin yağını, etin kendi yağını kendi içinde barındırdığı için ve dolayısıyla kendi yağıyla piştiği için en lezzetli haline gelir. Yani şuradan şu sonucu çıkarıyoruz. Her zaman lezzetli bir et elde edebilmek için yemeği ya da eti kendi yağıyla pişirmemizde çok önemli fayda var. Peki kötü eti, aman şu eti almayın dediğiniz nasıl bir tarif olur? Şimdi hani durmuş et. Önemli olan şu. Hangi yemeği yapacaksanız ona göre et almalısınız. Daha ileriye gidebiliriz ama herhalde zaman yetmez. Hangi yemeği yapacaksanız ona göre et almalısınız. Örnek mesela. Mesela bir kere doğru hayvanı, doğru ırk hayvan olmalı. Nasıl kıvırcık dedik? Kuzu alacaksanız mutlaka hocam, kıvırcık almalısınız. Ama kasapta bu hayvan kıvırcık mıydı, düz müydü? Bunu nasıl? İşte bu kuyruk. Kuyruktan. Kuyruk yoksa, kestiyse. Yoksa problem var demektir. Bunu halledebilmenin en iyi yolu da sürekli mümkün olduğu kadar ya mahalle kasabınıza ya da bildiğiniz bir kasaba gitmelisiniz. Peki. Yani et, aynı yerden almak. Evet. Memnun olduğu yerden almak. Onunla kuracağınız diyalog ve dostluk size ancak bunu sağlayabilir. Peki dostuz, çok iyi kanka olduk kasapla ama yani yanlışını şeyler de yapıyor diyelim ki hani ne bileyim kalmış et, çok eski bir et. Evet. Yani onu nasıl anlayacak? Tabii siz onu bir süre sonra pişirdiğiniz yemeklerden alacağınız randımandan zaten anlayacaksınız. Kokudan mı? Her genelde onu kıymaya yaparlar, diğerlerini yapamazlar değil mi? Doğru pişmez, güzel pişmez, kokusundan birçok şeyinden kıymaya anlarsın. Kıymaya ne yapıyorlar? Kıymaya karıştırabilirler de diğerlerini yapamazlar. Yani birçok sınıf et olduğu için lop etlere yani karıştıramazlar ama etlerden falan da koyabiliyorlar. Karıştıramazlar işte. Ama yani çok iyi bir ırk hayvandan ve dolayısıyla doğru yemle beslenmiş bir hayvanın etini yanında bütün bu kötü bir ırk, kötü yem, ucuz yemle beslenmiş, daha ucuza mal edilmiş bir hayvanın etini size verebilirler. Ki bu da etinizi, aldığınız eti yemeğinize inanılmaz bir şekilde yansır. Yani şimdi burada gördüğünüz mesela gibi bizim yörenin hayvanına da şey derler, Balıkesirliyim ben. Doğru. O bölgenin hayvanı çok iyi derler. Türkiye'de yani zaten etin coğrafyası Marmara haritasının içidir. Evet. Sen tut. Marmara. Bu arada sormak istediğiniz bir şey varsa etle ilgili
hocamıza da sorabilirsiniz. Evet. Tabii. İyi et, bizim ülkemizdeki en iyi etin coğrafyası, haritası, Marmara haritasının içi. Neresi burası? Trakya havalesi ve Balıkesir havalesidir. Bunun için de bizim kendi çiftliğimizde bunun için Balıkesir Gönen'e kurulmuş. İnanılmaz da bir çiftliğimiz var. İnşallah bir gün gider gezeriz, güzel, görürüz. Orada da 2500 dana besliyoruz. Oh. Müşterimize en iyisini verebilmek yani için. Herhalde tabiattan kaynaklı. Tabiattan kaynaklı. Evet. Bir kere en iyi doğru hırka alacaksınız. Eğer evet, doğru cins hayvan almazsanız olmaz. Doğru cins hayvan alacağız, doğru yemle besleyeceğiz. Mükemmel olacak. Bir de doğaya salacağız tabii. Oh. Bütün bunlar bir araya gelince muhteşem olur. Süt. Örneğin size hepinizin anlayacağı bir şey anlatmak istiyorum. Süt. Süt deyince aklıma en iyi süt nedir? Keçi sütü. Evet. Keçinin sütü dünyadaki anne sütüne en yakın süttür. Evet. Ama nasıl, neden böyle? Keçi bildiğiniz gibi gezer ve derelerde, tepelerde taze çiçek, hani arı gibidir. En iyi çiçekleri, en iyi böcekleri böyle seçer, onları yer. Kötü şeyin hiçbir şeyi yemez. Dolayısıyla anne gibi, insan gibi beslendiği için de sütü ne yapıyor? Evet. Ona en yakın süt oluyor. Ama siz bu keçiyi alır, ahıra bağlar, herhangi hayvanın beslendiği gibi yemle, kıvır zıvır yemle beslerseniz, o zaman o anne sütünden ne olacak? Çıkmış olacak. Yani buradaki keçi ne görevi görüyor? Keçi fabrika görevi görüyor aslında. Evet. Yediği, içtiği çok daha önemli. Bir, yine bir örnek anlatmak istiyorum. Bal, en iyi bal ülkemizde nerede çıkıyor? Anzer'de çıkıyor. Niye Anzer'de çıkıyor? Anzer'deki çiçeklerin özelliğinden dolayı. Yoksa arının özelliğinden değil. Oradaki arı ne? Arı zaten fabrika görevi görüyor. O çiçekleri topluyor, getiriyor, işliyor, fabrika işliyor, size bal olarak veriyor. Dolayısıyla eğer iyi beslen, iyi bir ırkın, iyi beslenmiş bir hayvanın etini almadığınız takdirde istediğiniz ete asla ulaşamazsınız. Bunun için çok en önemli bilgi bu. Ne bir şey evet, şimdi bunu ben biraz da Ramazan'a getireyim. Hı. Şimdi Cenab-ı Allah yarattığı her varlığı, yani insan dışındakileri, insana hizmet olarak hizmet etsinler diye yaratmıştır. İşte bunlar hal dilleriyle koyun olsun, kuzu olsun, dana olsun, bunların hepsi kendi lisanlarıyla konuşurlar. Fakat biz bunları duyamayız. Bu demez ki beni kesmeyin, ötekisi demez ki beni yemesinler, ötekisi demez ki beni tutmasınlar. Niye gözünü bağlıyorsun? İşte bunlar hep o İsmail Aleyhisselam'la alakalı. Hı. Bir şeydir. İbrahim Aleyhisselam'la, hani İsmail Aleyhisselam'la alakalı bir şeydir. Hani gözü bağlanır ya hayvanın, o yüzden soruyorum. O oradan gelir. Çünkü o Allah'a kurban edilecekti İsmail Aleyhisselam. Babası ürkmesin, korkmasın diye. Babası dedi ki benim dedi gözümü bağla dedi. Dolayısıyla bunların hepsi insana hizmet için vardır. Hiçbirisi itiraz etmezler. Bunu bilelim yeterli. Tabii. Ben çocukken ne ağlardım biliyor musun? İlave etmek istiyorum. Aslında biz bunlara hayvan diyoruz. Bunların hepsi birer canlı. Evet. Tabii ki. Ayhan kardeşimin söylediği gibi Tanrı'nın bize lütfu, evet, renkleri, çeşitleri, lezzetleri, şükredin, ne kadar şükretsek azdır. Onun için biraz önce hocama ilave etmek istediğim bir şey vardı. Dünyaya bütün insanlar insan olarak gelir, adam olarak gelmez. Bütün mesele adam olmayı becermektir. Evet. Adam olup gidersek cennete gideriz. Evet. Adam olup gidemezsek, adam olarak gidemezsek, o zaman cehenneme gideriz diyecektim hocam. Evet. Hocam gitti. Şimdi demiş onu olduk. Şimdi demiş bu arada olduk. Ben de kendimce bir şey söylemek buyurun istiyorum. Hani dedim ya gözleri bağlanıyor. Evet, çünkü benim de çocukken gözümde hala önündedir. Çocuklar önünde lütfen kurbanları kesmeyelim. Ben bunu söylüyorum. Küçük etkilenmemeleri için fayda var değil mi ustam? Evet. Bence de. Beyin evet, haşlama görüyorum şimdi. Dil haşlama. Evet. Sote tavada ızgara karaciğer. Onlar haşlama evet. Ben size bırakıyorum şimdi. Tabii. Söz sizde. Şimdi biz yemeğimizi biraz önce anlattığım gibi Gaziantep yöresinin hani bir yuvalaması vardı. Herkes onu tanıdığı için onu söylüyorum. Bu da onun ekşilisidir. Esasen bu ekşiyi koyarken, bu çok önemli olduğu için söylüyorum sonra kaçırmayalım diye, ya limon koyarız ya da limon tozu koyarız. Ama aslında ona en iyi ekşi, en doğru, en lezzetli ekşiyi almak için ne koyarız Ali Usta biz? Sumak ekşisi koyarız. Sumak ekşisi dedi evet, Ali Usta. Sumak ekşisinin, evet, sumak nasıl mikrofonu bir şeydir? Mikrofonu alalım. Evet. Mikrofon var masada. Sarı mikrofonu açalım. Şimdi alışmışlar ya tabii, bıçak uzatacak. Evet, orada. Evet. Ben de iyi Ramazanlar diliyorum. Teşekkür abi ederiz. Size de. Sumak ekşisi, sumak ağaçta salkım şeklinde olur. Üzüne mercimek benzer. Mercimek tanesi gibi. Böyle şey olur, koçanı olur. Mercimek gibi, saplı böyle koçanları olur onun. Yakın tutalım mikrofonu. Taneler olur. Onları biz memlekette, Antep'te yani. Biz kendimiz yaparız. Kendi ağaçlarımız da var. Suya koyarız onu, keseriz sapları.
leğene koyarız. Ekşisini elde etmek için. Su evet. Kaplar üzerine. O bir hafta böyle durur güneşin altında. Kendi sosunu verir, aromasını verir. Ondan sonra alırız posasını. Yine büyüklerimiz bilirler. Salçalar yapılır evlerde. Evet. Gün pekmezleri denir evet. Onlara. Gün pekmezi gibi onu böyle bir hafta güneşin altında. Bizim oradaki güneş de biraz yakısıdır, favorisidir. Yakın tutalım Ali Usta, yanına geleceğim şimdi. Evet. O şeyde güneşin altında onu güzel karıştır.